Kızlar soygunu evde, vurgunu sokakta yaptığı iki hırsız sabaha karşı emekli albayın evine girdi. Yükte hafif pahada ağır ne varsa götürdü. Tam çıkıyorlardı ki gözlerine lüks jipin anahtarı takıldı. Ardından da dolaşa dolaşa çalacakları aracı aradı. Gözüm duvarda bulunan anahtarla ilişti. Arabamızın anahtarının olmadığını fark ettim. İki hırsız önce albayın evini soydu. Otomobilin anahtarını çaldı. Sonra da o anahtarın çalıştırdığı lüks cipi sokak sokak aradı. Otoparkta buldu. Dakikalar içinde 150 bin liralık vurgun yaptı. Mahallemizde Sakin bir mahallede oturduğumuzu düşünüyorduk fakat geçenlerde birkaç gün önce bir e, hırsızlık vakası yaşandık yaşadık ve hırsız bizim evimize girmiş. Sabahın çok erken saatleri saatler 04.30'u gösteriyor. İki hırsız apartmana geldi kapıyı sanki anahtarları varmışçasına hiç zorlanmadan açtı. Emekli albay Hasan Duran'ın evine yöneldi. Apartmana giriyorlar doğru katlara çıkıyorlar en üstten itibaren e, katları kontrol ederek inerken bizim e, evimizin kapısını açabiliyorlar. İki hırsız kapıyı sert bir cisimle açtıktan sonra içeri girdi ve hemen işe koyuldular. Önce salona yöneldiler. Ancak salonda pek aradıkları şey yoktu. Koltuğun arkasında siyah bir çanta vardı. Onun içinde de fotoğraf makinesiyle tablet. Ancak bununla tatmin olmadı hırsızlar. Koridordan çıkmak üzereyken gözlerine koridorda burada asılı duran otoparktaki 150 bin lira değerindeki otomobilin anahtarı ilişti. Bunu aldılar ve hiç zaman kaybetmeden dışarı çıkıp otomobili aramaya başladılar. Bir müddet uzaktan arıyorlar. Kumandan. Önce apartmanın ön tarafında olabileceğini düşünüyorlar. Ee, ve orada kontrollerini yapıyorlar herhalde. Hırsızlar uzaktan kumandanın düğmesine basarak otomobili aramaya başladılar. Bu arayışları yaklaşık 3-4 dakika sürdü. En sonunda otomobilin otoparkta olduğunu fark ettiler ve buraya girdikten sonra otomobili alarak buradan uzaklaştılar. Aradan 4-5 gün geçmesine rağmen henüz ne arabaya ait ne de hırsızlara ve çalıkları diğer malzemelere ait bize bir bilgi ulaşmadı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şimdi eşgalleri belirlenen hırsızların peşinde.